Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz bir kez daha. Bugün daha önce kanalımda çektiğim bir videonun ikinci partini çekeceğiz birlikte. Güncel olarak baktığımızda kanalın en çok izlenen videosu, sıfırdan E diziyoruz sanırım ismi. Çeyizleri açtığımız videoydu. Dedim ki bu kadar madem güzel yorum geldi, bu kadar çok izlendi, ikinci partını da çekerim. Aslında biraz bekletiyordum. Çünkü Hatay'dan gelecek şeyler var, işte farklı yerlerden alıyoruz falan. Tek seferde eve çeyiz girmedi. O yüzden böyle yavaş yavaş alıyoruz. Dedim ki hani hepsini yerleştirirken çekerim ev dizme videosu olarak, ama çok fazla birikti. Şurada biraz bir kısmını görüyorsunuz. Dedim birikmişken madem onları da bir çekeyim zaten. Hatay'dan gelenlerle birlikte yerleştirme videosunu tüm odalar için ayrı ayrı zaten çekeceğim. Bunlar da birikmişken bunları da bir göstereyim istedim. Yine ilk videodaki yorumlara bakarak böyle kısa kısa anlatacağım. En güzel özelliklerini, muadilleri varsa onları söylerim. Hızlıca geçeceğim. Yine istediğiniz gibi bir video çıkaracağım. O zaman başlayalım. Şuna başlayayım da. Oy. Şimdi ilk olarak çeyiz değeri taşıyor mu bilmiyorum ama illaki yani yeni bir eve taşındıysanız ya da yeniden ev yapıyorsanız alacağınız şeyler olacak, göstereceğim ürünler. İlk olarak yatak odası için şöyle tavandan asmalı siyah bir abajur. Değil. Avize. Avize. Ha. Bu ikisini şöyle karıştırıyorum. Bunların da yatak başı için iki tane de avizeleri var. Avizeleri var. Bir saniye. Abajur. Yanlarında da şöyle yatak başları için, duvarın önünde göstereyim daha güzel görün, İki tane. Bu tam geçirmeli böyle. Çok pratik. Bunlardan aldık. Oda genel olarak yatak, dolaplar vesaire beyaz olacağı için bunları siyah tercih ettik. İkinci olarak çeyizle ne alakası var diyebileceğiniz şöyle bir maşa aldık. Bunu ben aldım daha doğrusu. Düğünde iki tane düğün olacak. Şimdi biri Hatay'da, biri Erdek'te olacak. Bir yerde saçımı bu küçücük 13 ya da 11 milimetrelik olması lazım. Bu maşalarla böyle kıvırcık kıvırcık yapıp farklı bir model yapmayı deneyeceğim. O yüzden şöyle bir maşa aldık. Yine saçım biraz daha kıvırcık olduğu için bunu günlükte de kullanırım diye düşündüm. Bunu da Trendyol'dan aldım. Birçok şeyi Trendyol'dan sipariş verdik. Bu arada altına link oluşturmaya çalışırım. Bir de bununla ilgili sadece bununla saçımı yaptığım videoyu özel olarak isterseniz onu da çekmeyi düşünüyorum. İsterseniz çekeceğim, istemezseniz fazla zahmetli bir şey. O yüzden çekmem istemezseniz. Diğer bir parçaya geçiyorum. Bunu şöyle demir, küçük bir nihal aldık. Böyle düz demir bir nihalimiz var. Bunun bir tane de büyük boyunu aldık. Onu da bu ocakların yanına büyük tencereleri falan koymak için kullanacağız. Sonra bir tane nevresim takımımız var. Bundan sanırım ablamda 5-6 tane falan var. Çeyizlerde bir sürü gerekiyormuş. Bunu da ekstra olarak aldık. Saten kırmızı bir nevresim takımı, çift kişilik. Bunu da yine Trendyol'dan aldık. Fiyat performans olarak en iyilerinden birisiydi. Yorumları da çok iyiydi. Çok fazla yorumu vardı. Bunu da aşağıya bırakacağım. Gerçekten kumaş kalitesi de çok güzel. İçinde açıp baktık. Bunu da tavsiye edebilirim. Ardından büyük parçalara geçiyorum. Bu sefer zaten diğeri gibi oturmalı çekemiyorum. Çok büyük parça var. O yüzden bir yandan da ablam yardım ediyor hatta. Şöyle bir halımız var. Aa, bu şeyin. Şimdi bizim mutfağımız, ablamın mutfağı daha doğrusu, sarı ve gri tonlarından oluşmakta. O yüzden şöyle ortaya, şöyle peluş, tamamını gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle yuvarlak bir halı aldık. Önce aslında beyaz ve gri, beyaz ve kare sipariş vermiştik. Ancak gelince hem pudi kaynaklı hem de mutfakta çok kirleneceği için beyaz hiç mantıklı değilmiş gibi geldi. Sonrasında bir de boyutu küçük geldiği için değiştirip böyle bir şey aldık. Bu çok daha şık durdu. Mutfakta kullanmak için karelerdense yuvarlaklar çok daha estetik duruyor bu arada. Ardından şöyle küçük bir mutfak yardımcısı. Ne bunun ismi tam olarak? Blender seti. El blenderı. Tefali. Şöyle zaten çok açmama gerek yok. Şurada görünen aynısı. Rengi de bu. Bunu çırpıcı, da yine Trendyol'dan aldık. İçinde çırpıcısı, doğrayıcısı, bilmem kaç bıçaklı bir şeyleri var. Makinede de yıkanıyor özellikleri arasında. Bu bizim aldığımız 1000 wattmış. Yine bunları da biz bunları çok araştırdık bu arada. Çok fazla detayına baktık. En iyileri, en fiyat performans olarak güzel olanları, Trendyol'da en çok yorum alanları genelde tercih ettik. Bundan da pişman değiliz. Gayet güzel geldi bu da. Bir şey söyleyebilirsin, o büyük mutfak robotlarından almalarına gerek yok. Yani 2 kişi, 3-4 kişi için gayet ideal bu da. Duydunuz. Şöyle bunu da son kez göstereyim. Gayet kullanışlı, evet, yeterli olacaktır evde 2-3 kişi yaşıyorsanız. Ki yeni evleniyorsanız muhtemelen 2-3 kişi yaşayacaksınızdır. Bir halımız daha var. Şimdi bizim evimizin bir tane büyük koridoru var. Onun içinde yine aynı, evet, hiç açmaya gerek yok. Uzun çünkü bilmem kaç metre. Az önce gösterdiğim mutfak halısının aynı desen ve aynı yumuşaklıkta olanının sadece uzun incesini koridor için aldık. Zaten mutfak kapısı yok, koridorla birleşik. Biraz uyumlu olması için böyle
Aynı desen, aynı formatta, ne denir ona? Aynı kumaş değil, ne o? Aynısından aldık yani, uzun incesi burada. Bunu da göstermeyelim. Şöyle kocaman bir paketi var çünkü açmaya gerek yok şu an. Az önce gösterdim zaten aynısını. Bu ne? Sırada şöyle bir stor perdemiz var. Bunu mutfak penceresi için aldık. Bir tane mutfak için şöyle bir stor aldık. Bu nasıl açılıyor? Çeksem açılır mı? Storlardan. Hem siyah olsun istedik, güneşi böyle direkt tezgaha geliyor çünkü güneş geldiğinde çok ışık alan bir mutfağı var. Hem siyah olsun, güzel kapansın, hem de böyle estetik duruyor bu storlar. Mutfakta kirlenmesi, temizlenmesi kolay olur diye bunu aldık. Bu de aşağıda çeyizleri kokluyor şu an. Bu da böyle bir şey. Bunu da sanırım yine mi Trendyol var süper şenlik? Bu da Trendyol. Bunu da linkini aşağı ekleyeceğim. Bunu yeniden kapatsana. Sonra bu ne? Şöyle küçük el havluları var. Beyaz. Ha yok, el havlusu değil bu. Bir tane şöyle banyo girişi için ayak havlusu aldık. Böyle düz, beyaz, klasik bir havlu. Yine çeyizde ihtiyaç duyulacak bir havlu. İki tane elyaf yastığımız var. Dümdüz beyaz şöyle elyaf yastıklar. Bunlar da çok tatlı geldi, yumuşacıklar. Bunun Varol markasını tekstil. Şöyle göstereyim. Varol Tekstil. Gayet güzel geldi. Paketlemesi de çok güzeldi. İlgileri de çok güzeldi. Bunu da aşağıya bırakırım. Gayet güzel gelenlerden biri bu da. Sonra bu ütüyü göstermiş miydim diğer videoda? Ütüyü göstermişim. Yine de hatırlamayanlar için aynısından zaten kullanıyorduk. Bir tane de çeyiz için aldık. Olivia, Arzum'un Olivia modeli. Diğerini ben kendi evime alacağım. Bunu da ablama aldık. Çok kullanışlı, çok pratik, tam bir fiyat performans ürünü. Bunu da şiddete tavsiye ediyorum. Biraz da mutfaktan ürünler geliyor. Biraz sallanıyor musunuz? Emin değilim ama. Gri çok yürüme burada. Şöyle bunun takımını aldık. 6'lı ya da 12'li. Arkada gri çok belli oluyor bilmiyorum. Altı şöyle mat. Üstü parlak. Şöyle su ve içecek bardakları. Bunlardan aldık bir set. Bunlar da çok güzel. Makinede yıkadık bu arada. Şey değil, böyle atma kabarma yapmıyor. O yönden de gayet iyi, makinede de yıkanabiliyor. Sonrasında şöyle ne magnolia şey mi oluyor bunlar? Dondurmalık. Böyle tatlı falan yapmak için. Hem içi çok geniş, böyle güzel alabilir. Hem de böyle minikler, tatlılar. Bunları da sanırım A101'den fırsat reyonları olur ya, onlardan aldık. Çok iyi bir fiyata geldi. Normalde ne kadardı abla bunlar? Neyse, bunların da linkini aşağı koyarım ama bu A101 BİM tarzı marketlere de geliyor. Oradan da fırsat ürünü olarak yakalayabilirsiniz. Neredeyse yarı yarıya olarak fiyatları daha ucuza geliyor bunların. Sonrasında şöyle bir organizer diyelim. Böyle tabakları, kapakları, bir şeyleri düzenlemek için raflarda çok güzel duruyor. Ayrıca açık alanlarda da çok güzel duruyor. Böyle bir şey aldık. Bunda trendi olan 20 lira gibi bir şey geldi bu. Biz yine böyle tencere kapaklarını şeylerine, tefalin, aynen vakumlu kapaklarını buna dizdik şimdilik. Belki ileride daha farklı bir şeyler koyarız ama çok pratik oluyor. Tencere seti olarak bu granit olan değil mi? Ne bu? Yani granit şeyini almıştık. Titanyum mu ne? Öyle bir şey. Tamam. Çok tefalin. Önemli değil. Tefalin. Şöyle bu kulpları çıkanları biliyorsunuzdur. Hem çok az yer kaplıyor, hem iç içe geçebiliyorlar, böyle dolaplarda çok rahat kullanabiliyorsunuz. Sen de şu olay, böyle takıp çıkarma olayı fazlasıyla pratik yemek yaparken de bu şekilde yapıyorsunuz ve çok sağlam oluyor. Bunları aldık. Bunun tüm setini aldık. Birkaç boy tencere, tavası vesaire var. 12 parça. Çok detaylı. Makinede yıkanabiliyor. Çok güzel, çok kullanışlı. Bunları da yani aynı evin içinde yaşadığımız için şu an aynı zamanda çeyizleri dizerken de yine kullanma fırsatımız oldu. Çok güzel, çok pratik, kullanışlı. Ufak gereçlerimiz bunlardan. Şöyle bir artık her evde bulunan, böyle açılıp kapanan şunlardan aldık. Bunların küçük boylarını, bu elde tutulanlarını vesaire de aldık tam takım şeklinde. Böyle aşırı kullanışlı. Hem yer kaplamayan hem de çok fazla ürün alabilecek bir sepet. Kirli sepeti mi? Kaplanır sele olarak geçiyor. Bundan aldık. Bunu da tavsiye edebilirim. Bunu da Trendyol'dan almış olmamız lazım. Sonra IKEA alışverişinden bunları göstermiştim diye hatırlıyorum ama tekrar göstereceğim. Şöyle kristal yapıda buraları. Üstleri daha düz. Bunlardan da tek tek satılıyorlardı. Biz set yaptık. 12'li ya da 6'lı yine bunlardan aldık. Çok kullanışlı. Soğuk kahve yapmak için meşrubat çiçeği bardağı olarak kullanıyor ablam. Çok da güzel. Bunları da IKEA'dan alabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Yine çok güzel fiyat performans ürünü diyebilirim. Şimdi ilk olarak şunu ben çok sevdim. Tezgah üzerinde böyle bulaşık yıkadığınızda küçük küçük çevirmeniz için hem su tutmuyor hem de böyle su üzerinden akıp gidiyor. Çok kolay bir şekilde kurutma bezi olarak geçiyor. Bunun üzerine böyle koyuyorsunuz yıkadığınız şeylere. Bunu da Trendyol'dan aldık. Bunun da linkini bırakacağım. Sonrasında bir tane bu aşırı hayat kurtarıcı. Özellikle şöyle göstereyim. Evinizde kedi köpek evcil hayvanınız varsa o kadar güzel
böyle tüylerini topluyor ki şöyle bir bile daha. Şurada suyunu ya da işte güzel kokması için kokularını koyabiliyorsunuz bunun içine. Bununla böyle süpürdükten sonra şöyle küçük bir ortadan geçseniz bile tüm tüyünü falan topluyor. Pudinin özellikle bizim çok işimize yaradı. Bunu da tavsiye ederim. Şöyle şurada bir şey var buradan. Tüyü önüne sıkıp böyle çok güzel silebiliyorsunuz. Bunu da tavsiye ederim. Ondan sonra biz böyle şey almak istemedik. Soğan patates sepetleri olur ya böyle üstlü altlı falan. Onlardan istemedik açıkçası. Çok bilemedim. Böyle çok modern durmuyor gibi geldi. Şöyle bir sepet aldık. Bunu da Elsie'den aldık. Bir önceki Elsie. Ben niye L'leri söyleyemiyorum? Bir önceki videomda göstermiştim zaten. Bunun da fiyatı indirimde 29.90'a geldi. Şöyle küçük bir sepet. Bir kısmına patates, bir kısmına soğan koyup böyle tatlı dursun diye bunu aldık. Ha, şunu gösterecektim. Tavuk dünyasında şu klasik tabaklar olur ya. Bunlardan aldık ama bunları önermiyorum çünkü güzel, evet, kullanılabilir, böyle masa ortalarına kullanılabilir, yine servis tabağı olarak da kullanabilirsiniz ama görünen bu değildi. Kesinlikle çok daha büyük, çok daha işte o tavuk dünyası tabakları görünüyordu ama böyle geldi. Yani boyutunu nasıl anlatabilirim, şöyle küçük geldi biraz daha. Daha servis tabaklık olarak kullanılabilir, yine kendi servis tabağı öndeki, ne ona deniyor, büyük tabak olarak da kullanabilirsiniz ama o kadar büyük değil. Bir de aynen nasıl gösterebilirim, orada görünmeyecek ama ufak ufak böyle tabakların üstünde kabarcıklar var. Çok fazla bu süreçte geri gönderip iade vesaireyle uğraştığımız için bunlar için uğraşmadık ama yani kendinize alıyorsanız bence tercih etmeyin. Çok da içimize sinen bir ürün olmadı bu. Bunu da söylemiş olayım. Az önce gelen bir kargoyu göstereceğim size. Şöyle ev için giymelik bir modeli, şöyle bunun birkaç rengini ve şunun bir iki rengini aldık. Evde böyle misafir için kullanabileceğiniz ince tabanlı böyle klasik yazlık terliklerden aldık. Bunlar bu arada dışarıda da gayet rahat elbiselerin altına kombinlemek için kullanılabilir. Biz ev için düşünerek almıştık ama gayet dışarıda da giyilebilir. Bunlar da çok güzel geldi. Sadece biz hepsini işte misafir olduğu için 38-39 klasik numaralar söyledik ama biraz kafalarına göre göndermişler. 37 numara, 40 numara falan göndermişler. Ona dikkat edersiniz ya da özel olarak yazarsınız sipariş vermek isterseniz. Numaraları biraz kafalarına göre göndermişler ama dediğim gibi biz evde giyeceğimiz için bunları da değiştirmedik. Sonrasında bunu yine bir önceki videomda görmüş olabilirsiniz. Tek kişilik ablamın bir odasını böyle giyinme odası ve misafir odası gibi bir oda yapacağız. Orada da bir tane tek kişilik yatak olacak. Genelde benim kullanmam için tabii geldikçe. Şöyle tek şekli nevresim takımı aldık. Yine misafir odası için kullanacağız. Bunun da fiyatı normalde 250'ymiş, 150'ye düşmüş. İndirimden almıştık. Bunda şöyle çok tatlı bir desenim var renkli. Odada her şey beyaz olacağı için böyle bir şey tercih ettik bunu da. Bu da güzel gayet kumaşa. Çeyizde daha önce çam ağacı görmüş müydünüz? Bizde var. Bunu da çeyizine ablamın koyacağız. Ocakta kurarız. Bu ocakta muhtemelen bu evde oluruz yılbaşında. Bunu nereye koyayım? Bir tane şöyle toz pembe, toz renklilerinde şöyle küçük bir çift kişilik, küçük değil aslında, bir battaniye gibi. Hem böyle televizyon önünde otururken de kullanabileceğiniz pufidik bir battaniye var. Bu da çok tatlı. Bunda bu ne? Ha, tek kişilik aslında bu TV battaniyesi gibi beyaz düz. Yine televizyon önünde böyle yatarken kışın çok rahat kullanabileceğiniz bir battaniye diyelim. Şimdi size çeyizin en sevdiğim parçasını gösteriyorum. Şöyle bir günlük yemek takımı. Bunların parçalarını tek tek göstereceğim kırmadan. Ablam şu taraftan beni göz hapsine alıyor, beni izliyor. Bunları zaten ablamın bir tane misafirlik yemek takımı vardı. Bunları da böyle günlük kendi kullansın. Biz geldikçe bize yemekler hazırlasın diye aldık. Şöyle bir bunun yanları desenli. Allah bu kasesi. Ya elden ele, elden ele çok gerildim. Sonra biraz daha hudiye. Yemek için. Bir tane böyle hafif derin yemek tabağı gibi kullanabileceğimiz bu desende bir tabağı var. Sonra bir tane şöyle, bunlar küçük pasta tabağı olarak geçiyor sanırım siyahları. En güzel desenlisi de şu renkli ve hepsiyle uyumlu tabakları. Bunlar bunlardan biraz daha büyük. Böyle bu takımda Kütahya porselenin kaç parça bu? 24 parça yemek takımı. Bu da aşırı beğendik. Bunun da linkini bırakacağım. Gerçekten deseni, renkleri o kadar tatlı ki. Canlı bir daha. Aynen canlı ve gerçekten dikkat çekici. Bunları çok beğendik. Bunları da tavsiye ederiz. Şöyle 3 tane 3 boyu bulunan metal karıştırma kapları aldık. Bunu açıp göstereceğim. Aynı zamanda kapakları da var. Bunların fiyatı da çok iyi, uyguna geldi. Şöyle en büyük boyu bu. İçinde 3 boy daha küçüğü var. Vakumlu kırmızı böyle kapakları var. Bir orta boyu, bir tane de bunun bir küçük boyu var. Bunlar aşırı kullanışlı oluyor. Hem yemek yaparken hem tatlı kek vesaire çırparken aşırı kullanışlı olan kaplar bunlar da. Bunlardan da illaki çeyizler de lazım oluyor. Bunu da şöyle bir markanın almışız. Fiyat olarak çok iyiye geldi. Bunlarda çok fazla baktık aslında ama genelde çok
pahalı gereksiz pahalı oluyorlardı. Bunun fiyatı gayet iyi. Bunu da bulursam linkini bırakacağım. Şöyle tekrar göstereyim bunu. Normalde dolap içi için siyah askılar aldık. Klasik bir tane de şöyle bir askı aldık. Şöyle göstereyim. Bunları böyle kat kat pantolonları vesaire asmak için bunlar da çok kullanışlı olur diye düşünüyoruz. Dolapları yerleştirirken zaten bunları kullanacağız. Gerektiğinde söyleriz. İyi, kötü vesaire diye. Bir tane baskülümüz var. Bu zaten vardı. Bunu yeni almadık. Yine de çeyiz. Sonrasında sabahtan beri arkada gördüğünüz bu ütü masası. Deseni şöyle. Klasik siyahlı beyazlı her yere uyum sağlasın diye bundan aldık. Bunu da yine A101'den aldık. Normalde aşırı pahalı, gereksiz pahalı fiyatlara. Ve gereksiz büyükler boyut olarak. Onları da online'dan alacaksanız dikkat edin derim. Çünkü çok fazla ütü yapan birisi değilseniz böyle kocaman masalara gerek yok. Bu gayet yeterli. Boyunu tam hatırlamıyorum, yazar mı diye bakıyorum ama. Benim kadar 1.66 falan boyu. Bunun gayet yeterli olur. Pantolon gömlek ütüleyecekseniz daha büyüğüne de gerek yok diye düşünüyorum. Bunun da fiyatı gayet ucuza gelmişti. Az önce bahsettiğim dolaplar için bu klasik tişörtleri, ince yazlık şeyleri asmak için şöyle bir sürü bir koli dolusu askılardan aldık. En pratiği bunlar, farklı farklı aldığınızda hem daha fazlasına ihtiyaç duyduğunuzda sonra bulamıyorsunuz. Online'da farklı bir şeyler kullanınca hoş görünmüyor. En mantıklısı şöyle klasik siyah düz askılar almak diye düşünüyorum. İki tane şöyle tuzluk ve karabiberlik aldık. Masalarda kullanmak için bu klasik değirmenlerden aldık iki tane. Bunlar da gayet kullanışlı. Klasik şeylerden almaktansa küçüklerden çok daha pratik oluyor masada. Sonrasında şöyle bir sefal tost makinemiz var. Bunu ilk aldığımızda aynısını almıştık değil mi? Aynısını sipariş verdik fakat geldiğinde bu metal kısmında kabarmalar gibi bir şeyler vardı, soyulmalar vardı. Sonra geri gönderdik. Yine aynısını aldık çünkü boyut olarak hem maxi tost olarak geçiyor. 4 ekmek değil 6 ekmek kapasiteli. O yüzden ablamlar çok sık tost yaptıkları için böyle altılı almak istedik. Biraz büyük olsun istedik. Şöyle bunun da markası Tefal. Gerçekten araştırdıklarımız arasından en mantıklısı buydu. Küçük bir şey istemiyorsanız, siz de çok tüketiyorsanız tost bırakayım biraz ağır. Size de tavsiye ederim. Ayrıca bu süreçte gerçekten yaklaşık bir 8 aydır falan sürekli çeyiz eşyaları bakıyoruz ve bir şey istemedik. Hani gidelim bir yere hepsini tek 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 seçelim alalım gibi bir şey istemedik. Çünkü hem şu dönemde maddi anlamda çok mantıklı bir hareket değil hem de biraz istediğimizi daha uygun fiyata bulmaya hedeflemiştik. O yüzden çok fazla araştırdık. İşte Trendyol'dan aldık, Hepsi Burada'dan aldık. Bazılarını oralarda çok pahalı bulup yine dışarıdan bulduk aldık. Bu süreçte siz de böyle bir hazırlıkta Instagram adresimi bırakacağım bir yerlere. Yine YouTube kanalımda da var Instagram adresim. Oralardan bana ulaşıp böyle merak ettiğiniz bir şeyleri sorabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hem çok fazla gezdik hem çok fazla araştırdık. Ne nerede en ucuz ya da işte fiyat performans olarak pahalı olsa da gerçekten hak ediyor dediğimiz ürünler var. Onları da yine merak ettiğiniz, alacağınız ya da karar veremediğiniz durumlar olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla baktığımız için şu an çok fazla her konuda fikrimiz var gereksiz bir şekilde. Siz de benimle iletişime geçerseniz hepsine geri dönüş yapıyorum zaten Instagram'dan. Sizlere de yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Bir tane bıçak setimiz var. Sıyırma bıçağı, et kesme bıçağı, dilimleme bıçağı ve bir tane bıçak bileyici. Böyle dörtlü bir bıçak seti. Şöyle göstereyim, dörde görünüyor mu? Görünüyor. Bunlardan aldık. Zaten birkaç bıçak seti tarzı bir şeyleri daha vardı. Bunlar aşırı keskinmiş bu arada. Ablam öyle olduğunu iddia ediyor. Bence elimi deneme. Kesmem yok mu? Neyse. Neyse. Böyle güzel bıçaklar. Bunları da keskin bıçak arıyorsanız alabilirsiniz. 5 yıl garantiliymiş bu arada. Bir tane şöyle yumurta sürücü. Yumurta sürücü ne ya? Yumurta sürücü. Burada müdahale etmemiz gerekiyor. Yumurta yani. Fırçası. Evet. Yumurta sürücü fırça. Ben amaçlarını söylüyorum, adını değil. Bunlar da kesici mesela hani gibi. Şeye de dolma açacağı demiş. Aynen. Şöyle bir çaycı aldık. Bunu direkt olarak fiyat performans ürünü diyorum. Çünkü ablamların evinde çok fazla çay içilmeyecek. Böyle çok çay seven, çay düşkünü insanlar değiller. Ama yine de böyle kahvaltılarda vesaire olsun diye aldığı, evde bulunması gerektiğini düşündüğü için aldığı bir elektrikli çay makinesi. Şöyle bu alt elektrik asıl getiren yeri, bunun fazla plastik. O yüzden çok da açıkçası beğendik mi? Yani kullanılır, iade etmedik. Ama yine de sıfırdan alacaksanız bunu çok tercih etmeyebilirsiniz diyebilirim. Çünkü dediğim gibi altı çok plastik. Üst kısımları tamam metal güzel ama yine de olmasa da olabilir bir ürün. Çok da tavsiye ettiğim bir ürün değil bu. Güzel bir tavsiye geldi. Buna 300 lira vereceğinize Arzum'un vesaire indirimde 500 liraya vesaire çay makineleri varmış. Onlardan alabilirsiniz diyor ablam. Bence de. Şöyle bir süpürge aldık. Philips'in 3000 serisi. Aynen. Şunu şöyle net göstereyim size. Bırakacağım.
Bu makinede bize en çok tav eden özellik evde pudingin olması. Eğer böyle makineye, süpürgeye 13-15 bin lira vereceğim ben Dyson alacağım demiyorsanız, klasik bir süpürge almak istiyorsanız bunu kesinlikle öneriyorum. Çünkü evde kediniz köpeğiniz varsa bir filtresi var. Şu an ismini çok hatırlamıyorum. O filtresi sayesinde kedi köpek tüylerini çok güzel bir şekilde fırçasıyla alabiliyor. O özelliği çok güzel. Ayrıca bir tane daha özelliği var. Antialerjenik bir, yine bir hava filtresi gibi bir şey var. O da çok güzel. Ayrıca bunu da açtık, denedik. Gerçekten çok güzel çekiyor. Bir de şu güzel özelliği var. Toz torbalı değil, cam hazneli ve cam haznenin içinde neyin biriktiğini görebiliyorsunuz yani. İlk geldiğinde dümdüz laf olsun bir ortalığı şöyle bir bakalım çekiş gücü nasıl diye denedik. Ve gerçekten bir sürü orada biriken tozu, toprak değil tabii ki de, tozu vesaire ortalıkta biriken böyle tozu, pudinin tüylerini falan gördük. Normalde gözle görünmese de çok güzel detay temizliyor bu arada. Onu da söyleyebilirim. Ha, normalde tüm makinelerde olmayan ekstra bir hem halı fırça ucu var, hem parke başlığı var, hem de bu koltuk aralarına girmek için küçük başlığı da var. O da çok kullanışlı olur. Çünkü yeni aldığımız koltukta, bu yeni koltukları, büyük eşyaları falan da göstereceğim. Onları muhtemelen dizerken gösteririm. Koltukların arası biraz boşluklu. O küçük fırçayla çok güzel pudinin tüyleri temizlenecek diye düşünüyoruz inşallah. Bu arada şöyle azıcık siz ucundan gördünüz. Şuradaki bir... Ay sallanmayın. Şurada bir ağacımız var. Bunu da Trendyol'dan aldık. Normalde Trendyol yorumlarında bu tarz bitkileri, bu arada yapay, gerçek canlı değil. Yapay bitkilerin genelde işte yaprağı çok az geldi, dökülmüş geldi, kırılmış geldi falan filan diye çok fazla yorumları oluyor bu tarz ürünlerde. Bu gerçekten aşırı güzel paketlenmişti. Bir, açamadık. Yani evde 3 kişi böyle bayağı bir uğraştık açmak için. Çok güzel paketlemişler, sarmışlar. En ufak bir zarar gelmemişti. Ayrıca yapraklarının çokluğu da çok güzel. Böyle çok şık duruyor. Televizyonun yanına konumlandırdık. Altta da bir LED var. Şu an gündüz olduğu için yakmadık aslında. Ev turunda onu da göstereceğim. Çok şık durdu böyle köşede. Bütünlemiş oldu. Bunu da tavsiye ederim. Bunu da linkini aşağıya bırakırım. Şöyle mutfak birkaç gerece var. Bunları da göstermemiştim. Böyle minnoş minnoş, aşırı tatlı, beşli. Yemek masasında işte servis etmek için küçük çatallara, kaşıklara ihtiyaç duyulur ya, orada kullanmak için bunlardan var. Böyle beşli bir set almıştık. Bunu gösterdim mi emin değilim. IKEA alışverişinde görmüş olabilirsiniz. Böyle 16 parça günlük işte kahvaltıda, yemekte vesaire kullanabileceğiniz. Şöyle detayda göstereyim. Bir çatal, bıçak, kaşık seti. Daha kullanışlı olur diye düşünüyoruz. Henüz açmadık bunları. Aslında bunu yine kına alışverişinde görmüştünüz. Bir tane makas aldık. Makas aldık. Bıçak değil, makas. Sonra şöyle küçük bir tane huni alacaktık aslında. Bunu böyle üçlü iç içe bulunca böyle aldık. Çok küçük bir hunisi var. Şöyle bir çay süzgeci gibi bir süzgeci var. Bir tane de şöyle biraz daha geniş delikleri olan bir süzgeç var. Hem çok az yer kaplıyorlar, böyle sapları iç içe geçebiliyor. Şöyle full halini de göstereyim. Bu kadarcık yer kaplıyorlar ve iç içe geçiyorlar. Çok pratik, kullanışlı bir ürün bu da. Sarımsak rendesi aldık. Rende değil aslında, böyle ezici. Altına koyup şöyle delikli bir yapısı var. Altına koyup bastırdığınızda direkt olarak böyle eziliyor. Çok pratik, bu da kullanışlı. Bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Bir önceki bir videoda göstermiş olabilirim. Bir tane siyah bir rende aldık böyle. Altı şu şekilde geçmeli. Direkt olarak bunun içine rendeliyorsunuz. Etrafa dökülmüyor, saçılmıyor. Bu da güzel, bunu da beğendik. Onun dışında az önce gösterdiklerimin asıl büyük boyları. Şöyle kepçesi var, kevgir var, pasta çıkarmak için servis kaşığı vesaire. Bunları da böyle metallerden büyük boy, bir beşli set bunlardan da aldık. Daha da başka şu an yani yerleştirdiklerimiz var. Ama onları tek tek çıkarmayacağım tekrar. Bu asıl yerleştirmediklerimizi göstermiş oldum. Diğerlerini de dediğim gibi bir 10 gün sonra falan, düğün 11'inde, Hatay'daki düğün, ondan sonra geleceğiz. Asıl büyük çeyizler de gelecek. Asıl mutfak çeyizleri vesaire orada. Onları da getireceğiz. Onları da açılış olarak değil ama ev dizimi videosu olarak tek tek part part paylaşacağım. Şimdilik bunlar bu kadar. Yine videomu severseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikler gelecek. Daha düğün videoları, bir sürü içerik çıkacak. Eminim ki düğünle ilgili ev turları olacak. Aynı zamanda ben de taşınıyorum. Onun da videoları olacak. Daha çok fazla bu tarz içerik gelecek. O yüzden takipte kalırsanız hem YouTube kanalımı hem Instagram hesabımı çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.